Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump, Biden 3. Dünya Savaşı çıkarmaya çalışıyor dedi. Rusya'nın Ukrayna saldırısı Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yankılandı? Bu soruya da yanıt arayacağız. Son durum almak üzere gazeteci Mustafa Tanyer'ine dönelim hemen. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nden yayın konuğumuz. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Banu Hanım. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Önce Trump'ın açıklamalarıyla başlayalım mı? Evet, Nevada'nın Minden şehrinde cumartesi akşamı bu Save America mitingleri çerçevesinde yaptığı bir konuşmada Trump bu Rusya ile Ukrayna arasındaki yaşanan duruma da savaşa da değindi. Ve Biden'ın en son sözünü ettiği bu nükleer savaş, hatta bir işte nükleer Armageddon tabirini eleştirdi. Ama eleştirirken sadece Biden'ı da eleştirmedi. Yani nükleer lafını kullanan herkesi eleştirdi. Putin'i de, Kuzey Kore liderini de eleştirdi. Dolayısıyla bu kişilerin neden, yani bunlar nükleer derken aslında neden bahsettiklerinden bile haberleri yok diye de bir ifade kullandı. Yani bu sonuçta dünyayı dedi felakete götürecek bir süreç olur. Herkesin bu türlü yani savaş söylemlerini tırmandıracak bir takım girişimler yerine politikayı, daha doğrusu diplomasiyi gündeme getirerek diplomatik yollarla arada bir konsensus sağlayacak, barışı getirecek çaba içine girmesi gerektiğini vurguladı bu konuşmasında Trump. Diğer taraftan bu dünkü Zaporojye, bugünkü Kiev'e yapılan saldırılar, tabii ki Amerikan medyası tarafından da özellikle bu sabah erken saatlerden beri gündeme getiriliyor. Dün de akşam saatlerinde bir takım yorumcular, askeri yorumcular ve bazı, hatta eski bir KGB ajanı, Amerika'da yaşayan bir ajan da bu konularla ilgili yorumlar yaptı. Şu anda Putin'in özellikle bu Kerç Köprüsü'ne yapılan, Ukrayna tarafından yapılan saldırı, bombalama saldırısının intikamını almak üzere oldukça tabii hani kızgın bir şekilde bu sefer sivil hedeflere dönük saldırılarda bulunduğunu söylüyorlar. Şimdi tabii ki zaten bugün Ukrayna'ya dün ve bugün atılan füze sayısı 84 Rusya tarafından. Kiev'deki bugünkü sabah yapılan füze saldırısında da 10 kişinin öldüğü, yaklaşık 70 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Zaten Zaporojye'de 30 kadar kişi yapılan saldırıda bir yaşanan büyük bir oturuma sahip bir binaya, daha doğrusu yani residential bölge dediğimiz bir yerde yapılan saldırıda ölmüştü. Dolayısıyla Amerika'da bu şu anda eleştiri konusu, bir de son dakika olarak verilen bir konuda Zelenski'nin, Volodymyr Zelenski'nin G7'yi toplantıya davet etmesi, bu konuda kendilerine bir talepte bulunması yönünde, yarın için G7 ülkelerinin bu konuyu görüşmek üzere, yani Rusya'nın şu anda yükseltmeye çalıştığı bu saldırı dozunu görüşmek üzere toplantıya kendilerini davet etmek üzere bir talepte bulunduğu, daha doğrusu belirtiliyor şu anda Amerikan televizyonlarında. Peki, çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey katkılarınız için. Sağ olun efendim. Rica ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.